Ama ben şikayetçi değilim. Hayat iyi gidiyor, ne olacak? Kavga içinde yaşayalım daha iyi. Hayat bazen Anadolu'nun eğitime muhtaç ücra bir köyünde, bazen değişim rüzgarlarının estiği Avrupa sokaklarında, bazen de inandıkları uğruna öz vatanında verdiği mücadeleyle sürüp gitti. Çabası genç bir cumhuriyeti inşa etmek uğrundaydı. Müzikle, sanatla, kitapla, edebiyatla ve düşüncelerle. O mücadelede öğretmeye sevdalı bir öğretmen, eserleriyle iz bırakan bir müzik adamı ve sahip çıktığı değerler için bedel ödeyen bir cumhuriyet aydını oldu. Ahmet Say. 1935 yılında İstanbul'da öğretmen bir anne babadan dünyaya geldi. Dedesi Çanakkale gazisiydi. Müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Piyanoyla tanıştı. İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından konservatuvara girdi. Ancak okulunu tamamlamadan 1954'te Almanya'ya giderek basın yayın eğitimine başladı. Bir yandan da müzikolog Kurt Köhler'in teşvikiyle müzik bilime yöneldi. Ahmet Say, burada edindiği bilgi birikimiyle yıllar sonra Türkiye'deki konservatuvar eğitimine önemli eserler kazandıracak ve yeni nesillere ışık saçacaktı. Savaş yorgunu Almanya, siyasi olarak da Ahmet Say'a yeni bir pencere açtı. İçine sosyalizm kıvılcımı düştü. Sosyalist Öğrenci Birliği'nin üyesi oldu. Ahmet Say 6 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde 25 yaşındaydı. Milli Eğitim Bakanlığı diplomasına denklik onayı vermeyince köy öğretmeni olmaya karar verdi. Görev yeri Bingöl'ün Çevrimpınar Köyü'ydü. İnsanlara eğitim götürmek uğruna gittiği o köyde hayatı boyunca unutamayacağı tecrübeler yaşadı. Yokluk, imkansızlık diz boyuydu. İstanbul'dan gittiği Budağ Köyü'ndeki çaresizlik karşısında derinden etkilendi. Büyük bir şevkle işe koyuldu. Maaşıyla köy okulundaki çocukların ihtiyaçlarını karşıladı. Anne babalarına okuma yazma öğretti. Kız çocukların okutulması için de çaba harcadı. Köylü çocuk ve gençlerle halk dansları topluluğu ve koro kurdu. Aynı zamanda türkü, ağıt ve masallar derledi. Arkadaşlarına da hep oradaki yaşamları anlattı. Çevrimpınar Köyü'nden ayrıldıktan sonra da oradaki güç yaşamları yıllarca rüyalarında görmeye devam etti. Köy anılarını Bingöl Hikayeleri kitabında topladı. Ahmet Say için 1964'te Ankara yılları başladı. Öğretmen Dernekleri Federasyonu'nda gazete çıkarttı. Ardından Türk Solu Dergisi'nin yazı işleri müdürü oldu. 1970'te Ayşe Gürgün Say'la evliliğinden oğlu Fazıl dünyaya geldi. Fazıl'da doğuştan dudak damağı yarığı vardı. Bebeklik döneminde ameliyatlar geçirdi. Say ailesi oğullarının sağlık sorunlarıyla uğraşırken ülke farklı bir iklime girdi. Türkiye 12 Mart 1971 sabahına askeri darbeyle uyandı. Ahmet Say, Fazıl'ın tedavisi devam ederken yüzlerce aydınla birlikte Mamak askeri cezaevine konuldu. Hapisteyken yaşadığı bir anıysa hayatı boyunca unutmadı. Bir sabah idamlıklar koğuşunda kalan Deniz Gezmiş'le karşılaştı koridorda. Deniz, oğlu Fazıl'ın tedavi gördüğünü duymuştu. Ahmet Say'a, "Nasıl oldu senin oğlan?" diye sordu. Deniz Gezmiş, o mücadele günlerinde oğlunun sağlık durumunu sorma inceliğinde bulunmuştu. Ahmet Say, bu dokunaklı anısını yıllar sonra Ağaçlar Çiçekteydi kitabında, bu olayı idamlık Deniz nerede duymuş, nasıl olup da hatırında tutmuştu, onun en zor günlerinde bile incelikleri süzerek öne çıkan belleği beni çok etkilemişti, sözleriyle anlattı. Ahmet Say, 17 ay sonra cezaevinden çıktı. Aynı dönemde 2 yaşındaki oğlu Fazıl'daki müzik dehasını keşfetti. Oğlunun yeteneğini obua sanatçısı Ali Kemal Kaya'ya anlattı. Ardından Mithat Fenmen'den özel dersler aldırdı. Fazıl'ın eğitimi için yeni bir piyano gerekiyordu. Ancak maddi durumu buna müsait değildi. Cezaevinden çıkınca yazmaya başladığı Koca Kurt romanını 3 ayda bitirdi.
bir dolandırıcının hikayesini anlattığı ve düzene de eleştiri getirdiği romanıyla Milliyet Gazetesi'nin yarışmasına katıldı. Aldığı mansiyon ödülüyle de oğluna yeni bir piyano aldı. Bu çabası sayesinde Fazıl Say Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olacak, dünya çapındaki önemli piyanistler arasına girecekti. Ahmet Say, 1977'de arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Yazıları adlı edebiyat dergisini çıkardı. Derginin yazar kadrosunda Cemal Süreya, Metin Altıok, Vecihit Timuroğlu ve Öner Ünalan da vardı. Türkiye Yazıları, sosyalist düşüncenin önemli dergileri arasındaydı. Ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle Ahmet Say derginin yayın hayatına son verdi. Nedenini ise yıllar sonra verdiği bir röportajda anlattı. Darbeyi izleyen karanlık dönemde bu tür yazıların gönül rahatlığıyla yazılması olanaklı değildi. Anladık ki en çirkin sansür otosansürdür. Ahmet Say 1980'li yıllarda kendisini tamamen müzik yazarlığına adadı. 4 ciltlik müzik ansiklopedisi, müzik öğrenimi, müzik tarihi, müziğin kitabı ve müzik sözlüğü verdiği eserler arasındaydı. Bu eserler, konservatuvarlarda okutulan temel eserler arasında yer aldı. Ardından Edebiyatçılar Derneği'ni kurdu, köşe yazıları yazdı. Roman ve öykülerle sayısız kez ödüllendirildi. İpek Halı'ya Ters Binen Kedi adlı romanı tiyatroda sahnelendi. 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Sanat Çınarı ödülüne layık görüldü. Türkçenin destan ve şiir dili olduğunu anlattı hep. Ancak şiire ve edebiyata son yıllarda ilginin azalması da onun için üzüntü kaynağı oldu. Ahmet Say, oğlu Fazıl Say'ın başarılarıyla her zaman gururlandı. Besteci ve piyanist olarak dünyanın bütün kıtalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmesi en büyük mutluluğum dedi bir röportajında da. Yaşam, güçlüklerle örülen ve bitmeyen bir mücadeleydi. Ülkedeki zorlu yıllar, yokluklar, haksızlıklar, bunalımlı günler, hapisler. Ahmet Say, engelleri bir bir aşıp kitapları, romanları ve çalışmalarıyla nice başarılar elde etti. Bingöl'deki o genç idealist öğretmeni ise hiç unutmadı. Hayatı boyunca o 25 yaşındaki genç gibi insanları eğitmek uğruna çabaladığı eserler verdi. Öğretmenlik yaptığı köye de tam 55 yıl sonra kendi deyimiyle önlenemez bir helalleşme isteğiyle yeniden gitti. Ziyaretinde emeklerinin unutulmadığını gördü, sevgiyle karşılandı. Hayatı boyunca gerçek bir sosyalist oldu Ahmet Say. Bir röportajında da söylediği gibi kavga içinde yaşadı hep. İlerleyen yaşında da doğruları söylemek için her daim ayakta durdu ve aydınlığın izini sürdü. O aydınlıkla çevresine ve geleceğin sanatçılarına ışık saçtı. Belki de yaşamından izler, cezaevinde yazmaya başladığı Koca Kurt romanının satır aralarında inişleri çıkışları, zorlukları ve tüm renkleriyle hayatı anlattığı o sözlerde gizliydi. Rakımı alıp diplerim derken pavyondaki ışıklar rengarenk yanıp sönmeye başladı. Morlu ışık, allı ışık, mavili ışık, sarılı ışık, allengirli ışık. Bu beni iyice çılgına çevirdi. Damarlarım şaha kalktı. Dalgalar rıhtımlara çarptı. Sanki ben hem cennetin hem de cehennemin içine düşmüştüm. Hem mest oldum, hem de yandım tutuştum.